Herkese merhaba. Bugün bir yürüyüş yaparken Demre ilçesinin birçok güzel yerinde, yani Demre merkeze yakın evden böyle çıktığın zaman birkaç kilometre uzaklıkta çok şahane yerler var. Buralara sık sık ben yürüyüşe, böyle hareket amaçlı, sağlıklı olmak amaçlı yürüyüşlere çıkıyorum. Bu yürüyüşlerde insan yürüyüş yaparken ya bir şey dinliyor ya bir şey üretmek istiyorsun yine yürüyüş yaparken ve fark ettiğim bir şey oldu. Yürüyüş yapmak insanın zihnini de çok geliştiriyor. Yani yürüyüş anında birçok şeye çözüm bulabiliyorsun. Kafandaki sorunlara ya da daha üretkenleşebiliyorsun. Aynı zamanda yani hem böyle manzaralar eşliğinde hem de muhabbet etmiş oluruz böyle vlog tarzında. Bu tarz içerikler yapmayı planlıyorum. Bugün de bu ilk olanını başladım. Bugün daha çok bahsetmek istediğim konu dil öğrenme, yabancı dil öğrenme benim düşüncelerime göre nasıl daha etkili, verimli bir şekilde öğrenilir. İşte dil öğrenmenin faydaları tabii her zaman için çok önemliydi de şu son dönemde çok daha önemli oldu bu dil öğrenme konusu. Bu konudan böyle konuşa konuşa sohbet edeceğiz. Aynı zamanda da yürüyüşümüzü yapmış olacağız. Şimdi tabii dil öğrenme konusu biz çocukluğumuzdan beri hep okullarda işte en temel, birinci dünyada en çok konuşulan yabancı dil İngilizce. O konuya daha çok yani İngilizceye ağırlık veriliyor. Ama dili bize sanki bir matematik dersi, herhangi bir ders gibi öğretmeye çalıştıkları için yani işte daha çok gramer ağırlıklı, ezber yaparak, kelime ezberletme, işte kalıpları ezberletme, gramere çok yoğunlaşma şeklinde. Yani doğal bir şekilde değil de daha çok rutin okullardaki eğitim tarzıyla öğretmeye çalışıyorlar bize bunu. Bir taraftan da şöyle bir dakika. Şimdi devam ediyorum. Tabii bu şekilde öğretmeye çalışıyorlar ama bence öğrenilmiyor. Bunu hepimiz kendimize dürüstçe sorarsak öğrenemediğimizi göreceğiz. Yani 4. sınıftan başladım ben İngilizce öğrenmeye. Lise sona gelmiştim, hala aynı yani yine bir temel oluşturuyor bize tabii bu. Tamamen inkar etmek yanlış olur. Hiçbir faydası olmadı demiyorum okulun. Ama sonuçta o dili konuşamıyoruz. Yani burada bir su sesi var. Su sesinden dolayı benim sesim net çıkmayabilir. Şu an bir köprüden geçiyorum. Çay ağzına giden bir nehrin üstünden geçiyorum. Burada bir belediyenin tesisi var. Güzel bir yer. Kanalda kiralayabiliyorsunuz burada. Neyse konumuza devam edelim. Demek istediğim araba çekim yapıyorum aynı blok. Neyi? Yok devam aynı. Aynen. Devam. Dediğim şekilde Demre çok küçük bir yer olduğu için çok fazla tanıdıklara denk gelebiliyoruz. Yine beni tanıyan bir hasta ne oldu doktorluğu bırakıp vlog YouTuber'la mı başladın gibi bir şeyler soruyordu da. Demek istediğim İngilizce ya abi bir İngilizce ve daha başka yabancı dilleri mesela bizim özelimizde Almanca şu an çok gündemde. Doktorlar Almanca kurslarına akın ediyor. Ama yine gözlemledim kurslara bir ton para bayılıyorlar. Ve yine yani bir şekilde ite kaka o dil sınavlarını geçseler bile Almanya'ya gittikten sonra çok sıkıntı yaşıyorlar. Yıllar sürüyor pratik bir şekilde konuşabilmeleri. Çay ağzının denize yakın kısmındayım şu an. Bu dili öğrenme mevzusunun
İşte ben kendim öyle bir yöntem olduğunu bilmiyordum. Bir Türkçe ismi doğal yaklaşım yöntemi diye bir yöntem varmış. Bunu birkaç yabancı uzman bu teoriyi geliştirmişler. Ben bunu bilmeden önce kendim bu şekilde ya İngilizceyi mesela doğal yöntemlerle çok daha etkili, verimli, kalıcı, eğlenceli bir şekilde öğrenme deneyimini yaşamıştım. Kendimden örnek verirsem, dediğim gibi 4. sınıftan başlandı bu İngilizce eğitimine. Ben lise sonlardayım, hala hiç yani İngilizce mesela listening çok kötü, hızlı konuşulan, doğal ana diliyle konuşan birisini bir filmi izlediğim zaman hiçbir şey anlamıyorum. Hele konuşma kısmı tamamen sıfır. Yani işte okulda öğretilen good afternoon teacher, good morning teacher, sit down, yok how are you, fine thanks and you. Yani bu are you we day. Her sene hatta tekrar gibi oluyordu bunlar daha çok. Tabii yine bir temel oluşturmuştur dediğim gibi ama çok verimsiz, yavaş bir öğrenme şekli bence. Ben daha sonra bunu eğlenceli bir şekle dönüştürdüm. Maruziyet, yani kendini bir şekilde o dile maruz bırakacaksın. Ne yapmıştım işte o dönem Lost, Prison Break, bu hapishaneden kaçışı, birkaç tane böyle çok meşhur Amerikan dizileri çıkmıştı. Nasıl diyeyim, her bölümünü heyecanla bekliyorsun. Yani bu dizileri izlerken mesela altyazıların her şeklini manipüle ediyordum işte. Altyazılı, altyazısız, Türkçe altyazılı, İngilizce altyazılı. İşte sesi Türkçe, altyazı İngilizce, sesle yani dublajlıyken seslendirme orijinal İngilizce, altyazı İngilizce, altyazı Türkçe, bütün bunların aynı bölümün tekrarlarını. O zaman mesela bu tarz programlar yoktu. Şu an çok güzel programlar da çıkmış. Bu Google Chrome'un eklentisi mesela, ekliyorsunuz. Bunu ekledikten sonra herhangi bir videonun altyazısını çok güzel bir şekilde hem İngilizce hem Türkçe alt alta koyuyor. Üstüne tıklayıp o kelimeyi direkt seslenişini dinleyebiliyorsun. Kelimenin anlamına direkt bakabiliyorsun. Ya da aynı o replik, oradaki sahneyi kendinden durdurma özelliği var. Tekrar tekrar dinleyebiliyorsun. Tam yakalayamadım. Mesela benim başlarda ne oluyordu? İşte anlamıyorum diyor orada aktör. Nasıl denir İngilizce? Biz okulda nasıl konuşuyoruz? İşte yavaş yavaş, tane tane. Ne diyoruz? I do not. Hatta kno, böyle K'sini bile yanlış bir şekilde telaffuz ediliyor. Bakıyorsun filmde adam onu nasıl söylüyor? I don't know, I don't know, I don't know man. Bu tarz böyle sokak diliyle ve hızlı bir şekilde ve kelimeleri birleştirerek biz de kendi ana dilimizi, Türkçe'yi farkında olmadan o şekilde konuşuyoruz. Yani yabancı biri bunun farkına varıyor tabii ki. Yani bu teoriden bahsediyordum. İşte doğal yaklaşım metodu. Bu doğal yaklaşımda dil öğrenirken tamamen, yani doğal olmayan yöntemleri komple eleştiriyor. Doğal dediği de işte herkesin ana dilini öğrenme şekli. Yani 7 milyar insan kendi ana dilini bebeklikte nasıl öğrenmiş? Aynı o yöntemi izliyor. Yani bunda da tabii ki bu yöntemin şeklini daha iyi görebilmek için çocukların dil öğrenme şekline bakmamız gerekiyor. Çocuklar ilk dillerini, ana dillerini öğrenmek için neler yapıyorlar? Burası da Çay Ağzı'nın plajına geçen bir köprü. Yani bu doğal yaklaşım metodu iki evreden oluşuyor. Birincisi, ilk evresi sessiz evre dedikleri evre. Bu evrede çok böyle bir şeyler öğrendiğini, geliştiğini hissetmeyebilirsin.
Yani burada daha çok bilinç altında böyle farkında olmadan algını geliştiriyorsun. Yani bu evrede sanki hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey öğrenemiyorsun gibi hissedersin. Çocuklarda bu seviye daha hiç konuşamadığı zamanlarda yaşıyorlar. Siz hiçbir şey olmuyor, öğrenemiyorum yanılgısına düşebilirsiniz. Konuşmaya çalışırsın, takılırsın. Aa, yani ben bu dili biliyorum ama niye konuşamıyorum diye hatta bazen pes etme bile olabiliyor. Tabii ki çok büyük hata. Aslında ama sen bir şeyler ilerliyorsun farkında olmadan. Yani anlam çıkarıyorsun, ipuçları yakalamaya çalışıyorsun, işte ne söylemek istendiğini tahmin etmeye çalışıyorsun, hata yapıyorsun, hata yaptıkça tahminlerini değiştiriyorsun, geliştiriyorsun. Yani bizim en büyük hatalarımızdan biri dili öğrenirken mükemmelliyetçi olmak. Yani birbirimize dalga geçeriz telaffuz hatalarından, işte nasıl hatalı konuşuyor, bu mu İngilizce böyle mi konuşulur? Halbuki bilmedin, siz mesela yabancı biri Türkçe konuşurken mükemmel konuşması mı size daha güzel gelir? Yoksa birçok hata yaparak konuşması daha sempatik gelir bence. Yani hatta nasıl diyeyim, farklı bir aksanla konuşuyor gibi, mesela doğal İngilizce ana dili olanlar bizim Türkçe aksanıyla konuştuğumuz İngilizce onlara çok hoş geliyor. Farklı bir egzotik bir aksanı var şeklinde yorumlar alabilirsiniz. Yani biz o eziklik psikolojisinden çıkmamız lazım ama ben işte tam böyle İngiliz aksanı, Amerikan aksanı ile İngilizce konuşamıyorum. Konuşmayacaksın zaten, doğal hali bu yani. Sen bebeklikten, çocukluktan öğrenmediysen, yetişkinlikte öğrendiysen bu dili, her türlü o dili ana dilinin aksanıyla konuşacaksın. Bunda çekinilecek, utanılacak bir şey yok. Hatta örnekler mesela şeyden vereyim, Fatih Terim basın toplantılarını görmüşsünüzdür, böyle çat pat yarım yamalak bir İngilizce ile adam hiç çekinmeden tam özgüvenle derdini anlatıyor, yani bütün maçın özetini yapıyor bir şekilde, yani hiç çekinmeden öyle insanlar geliştirebiliyor yani dilde kendini. Ama ben mükemmel konuşacağım, yok Shakespeare gibi konuşmaya kalkarsanız öğrenemezsiniz o dili. Pratik hayatta hele hiçbir şekilde geliştiremezsiniz kendinizi. Yani bebeklerden örnek verirsek, bu ilk evrede, sessiz evrede bebekler yani 1 yaşına kadar falan doğru düzgün bir kelime bile kuramazlar. O evrede şey mi diyor bebek, ya ben bu dili öğrenemem. İşte ben kalsın ya, ben nasıl biz yabancı dili mesela öğrenmeye çalışırken pes edebiliyoruz ya, bir senedir işte uğraşıyorum hiçbir hala konuşamıyorum deyip pes edebiliyorsak, düşünün ki bir bebek işte 1 yaşına kadar gelmiş, hiçbir kelime bile kuramamış, daha konuşamamış, speaking yok, desin ki işte kardeş ben bir senedir uğraşıyorum konuşamıyorum, ben öğrenmeyeceğim. Öyle bir şey yok. O öğrenmediğini zannettiğin dönemde, sessiz evre denen dönemde anlamak önemli. Anlamayı geliştireceksin. Algını aşacaksın. Maruz bırakacaksın kendini. İşte bir şekilde her yanını mesela öğrenmeye çalıştığında, Almanca mı öğrenmek istiyorsun? Bütün gir kardeşim YouTube'da Almanca, Alman kanallarının, haber kanallarının hepsinin sayfalarına abone ol. Her gün işte telefonunun dilini Almanca'ya çevir. Ne bulabiliyorsan online şu an çok avantajlıyız yani, internette her şeyi bulabiliyorsun içerik olarak. Her şeyi Almanca'ya çevir. Tamamen Almanca. Gece gündüz böyle Almanca'ya maruz kal. Nasıl bir bebek işte Türkçe öğrenen bir bebek gece gündüz etrafında Türkçe konuşuluyor. Bir sene boyunca buna maruz kalıyor. Bilinç altında farkında olmadan öğreniyor bir şeyler. Sen de o şekilde kendini maruz bırakacaksın belli bir süre. Yani konuşmaya çalıştın mı çıkmayacak bir kelime belli. Bundan sonraki evre ise edinim evresi. İşte ilk kelimeleri konuşmaya çalışırken çok hatalar yapacaksın speaking'de. Yine bunlar çok doğal, çok normal. Yani gramerin mükemmel olmayacak. Nasıl bir bebek mesela
Gelir işte, nasıl diyeyim, bir şey içmek istiyor, bir şey yemek istiyor. Anne işte içmek, anne yemek, anne düşmek, böyle yarım yamalak gramersiz cümleler kurmaya başlar. Biz o bebeği küçümsüyor muyuz? Hayır, tam tersi, işte gelişme aşamasında olduğu, doğal bir şey olduğunu farz edip daha çok dalga geçmiyoruz. Tam tersi, onu teşvik ediyoruz geliştirmesini. O da deneme yanılma yöntemleriyle gitgide daha geliştiriyor kendini. En son gramerini bile mükemmelleştiriyor. Yani özetle demek istediğim, mesela doktor arkadaşlar, tıp fakültesi öğrencileri, işte hayaliniz mesela çoğunuzun Almanya'da doktorluk yapmak, ama en büyük engel işte Almanca. Belli bir seviye Almancan olması gerekiyor. Kurslara param yetmiyor, kurslar dolmuş işte, gece gündüz çok sıkıcı gramere boğuluyorsun. Sıkıcı diye, zaten bir şey sıkıcıysa kalıcı olmuyor. Merak ederek eğlenceli hale getirdiğin zaman kalıcı olacak o şey. Sen bir şekilde bu dile giriş yapmak istiyorsun. Önerim, en baştan hiç bunu küçümsemeden devamlı kendini, algını aç, kendini Almanca'ya maruz bırak kardeşim. Gece gündüz Almanca işte şeyler dinle, Almanca Alman kişilerle iletişim kurmaya çalış. İnternetten o tarz uygulamalar var. Speaking geliştirmek için işte Antalya gibi yerlerde çok fazla Alman turistler var mesela. Gördün, Almancı gördün, Alman plaka gördün, hemen salça ol, böyle çat pat, iki komik bile olsa bir kelimeler, cümleler kurmaya çalış. Yani başka değinmek istediğim bir nokta da bunu, yani benim gibi mesela çocukluktan iki tane yabancı dil bilenler, işte ben Arapça ve Türkçe biliyordum. Bazılarınız da Kürtçe ve Türkçe aynı anda bilebilir. Yani çocukluktan iki yabancı dil bilenler bunun daha hakimdir. Yeni bir dil öğrenirken, üçüncü, dördüncü bir dil öğrenirken o dilin mantığını ana dilinin mantığına uydurmaya çalışmaz. Çünkü her dil tamamen ayrı bir mantığı var, ayrı bir kafası var. Hatta çok anlaşılmayan, çok saçma anlamlar çıkıyor direkt tercüme etmeye kalktın mı, ya da bazı kavramlar hiç yok bazı diller. Türkçe'de mesela işte kelimelerin dişi, erkek, işte cinsiyetsiz kavramı yok. İşte Almanca'da, Arapça'da olan şeyler mesela bunlar. Türkçe'de yok böyle bir şey. Yani bence yapılan hatalardan bir tanesi, dil öğrenmeye çalışırken her şeyi kendi diline kıyaslayarak, kendi dilinin mantığıyla anlamaya çalışmak. Bu yanlış bir şey. Yani tamamen ayıracaksın kafanda iki dili. Sen apayrı bir şey öğreniyorsun. O dilin mantığını, kültürünü öğrenmeye çalıştın mı, o dile çok daha güzel hakim olabiliyorsun bence. Şimdi gelelim dil öğrenmenin önemine. Dediğim gibi her zaman dil öğrenmek çok, yabancı bir dil önemliydi, ama şu son birkaç yılda bence çok çok daha önem kazandı yabancı bir dil öğrenmek. Yani şu dönemde maalesef ekonomimizin haliyle TL'deki aşırı bir değer kaybı, yani TL'nin değer kaybına bağlı. Maalesef bizim emeğimiz çok ucuzladı. Hani işte uğraşıyoruz, zam yapılsın, geçinemiyoruz bu parayla. Mesela doktor maaşlarından örnek vereyim. Ben tıp fakültesinde öğrenciyken bir pratisyen hekimin maaşı dolara çevirince 3000 dolar ediyordu. 3000 dolar şimdi ne kadar? 50 bin lirayı geçen bir para. İstediğimiz kadar biz yırtınalım. Şu an mesela 10 bin lira sabit dönerle birlikte toplam bir pratisyen hekimin eline geçen 10 bin lira. Bunu ne kadar yırtınsak işte, bize yapsalar en fazla zamlar şeylerle 20 bin mi yapacaklar, 30 bin mi yapacaklar, ya 50 bin yapamayacaklar. Farz edelim ki 50 bin yaptık, 50 binle bile anca eski alım gücüne ulaşmış oluyorsun. Öyle çok ahım şahım bir şey değil. Bize çok yüksek bir rakam gibi geliyor.
Yani yıllar içinde 5'te 1'ine düşürmüşler alım gücünü. Biz bir şekilde yani bu ülkede bu şekilde hiçbir gelirimizi arttırmamız mümkün değil. İstediğimiz kadar grevler yapalım, protestolar yapalım. Bu ekonomi bu haldeyken belli bir yani belli ne kadar arttırabilecekler bu maaşları, TL'nin ne kadar yani ve bu önümüzdeki uzun yıllar bu sorun çözülmeyecek gibi duruyor. Biz kendimiz bireysel çözümümüz ne olabilir? Ya kendini geliştirip işte yabancı dili öğrenip kendi mesleğinle yani hizmet sektöründe kendini dışarı ihraç edeceksin. İşte gideceksin Almanya'ya veya İngiltere'ye, Amerika'ya, Avustralya'ya. Orada çalışacaksın. Gelirin döviz olacak. Yani gelirin bir kere TL olmayacak şu düzende. Yoksa bittin. Gelirin döviz olacak kardeşim. Ya sterlin, ya dolar, ya euro. Gelirini bir şekilde dövize çevireceksin. Ha çıkamıyorsan ülkeden de ülkeden dışarıya bir şey hizmet veya işte mal ihracı yapacaksın veya turizmle uğraşacaksın. Gelirin dolar olacak. Yani işte bir mal ihracatı yapacaksın. Gelirini dolara çevireceksin. Bunun başka bir çözümü yok. Biz bu kadar okumuşuz. Tıp fakültesini mesleğimizde bir yere gelmişiz. Başka tamamen apayrı bir sektöre bir şeye bulaşmak zor geliyorsa ne seçenek var elimizde? Tek seçenek bir şekilde birkaç tane en bizim için kariyerimiz için önemli olan işte Almanca, İngilizce neyse bu birkaç dili geliştireceğiz kendimizi. Yani sen çok basit bir şekilde şu an Euro'ya çevirsen 500 euro eden maaşını üzerine bir yabancı dil ekleyerek aynı meslek, aynı mesleki bilgi, aynı hiçbir şey fark etmiyor. Tek farkı bir yabancı dili ekledin. O 500 euro olan senin emeğine biçilen değer anında 3000 euro, en az 3000-4000 eurolara çıkıyor. Bu temiz yani eline net geçen vergiler kesilmiş hali. Yani kişisel bir şekilde kendini geliştirmenin en güzel yolu bence.